Merhaba. Almanya'da bir salgın hastalıklardan korunma yasası var. Infektionsschutzgesetz. Korona krizi sebebiyle bu yasa devreye girdi ve yalnızca salgın boyunca insanların nasıl davranması ve ne yapması gerektiğini de düzenlemiyor. Aynı zamanda virüsü durdurmak için alınan önlemlerden olumsuz etkilenen kim varsa onlara da ekonomik yardım yapılması konusunu bu yasa düzenliyor. Peki bu yasadan kimler faydalanabilir, kimler tazminat alabilir? Her olumsuz etkilenen alabilir mi? Şimdi karantina sebebiyle işinden uzak kalanlar veya önlemlerden dolayı iş yeri kapanan insanlar tazminat alabilmek için iş yerlerinin kapanmasına veya karantina uygulamasına Sağlık Bakanlığı ya da ilgili başka bir kurum karar vermişse alabilir. Yani siz ne olur ne olmaz diye kapatmış olmamalısınız. Sizin iş yeriniz kapatılmış olmalı. Tazminat home office'e, evden çalışmaya geçen ve dolayısıyla kazanç elde etmeye devam eden işletmelere verilmez. Tazminat başvurusu iş yeri kapandıktan veya karantina bitiminden sonraki 3 ay içerisinde yapılabilir. Kita ve okulların kapanmış olmasından dolayı çocuklarına bakmak için işinden uzak kalan ebeveynler de tazminat başvurusunda bulunabilirler. Bu tazminat en fazla 6 hafta süreyle verilir. Burada çocukların 12 yaşından küçük olması veya engelli ve bakıma muhtaç olması gibi şartlar var. Ancak küçük çocukların bakımını üstlenebilecek başka kimse de bulunmuyorsa yine tazminat talebinde bulunulabilir. Örneğin kita ve okulların dışında günlük bakım evleri de kapandıysa ve bakıcılar da çalışmıyorsa tazminat alınabilir. Bu tazminatlar sadece işçiler, serbest çalışanlar ve ebeveynler için geçerli değil. Aynı şekilde işçilerine çalışamadıkları için ücret ödeyen işverenler de en fazla 6 hafta için tazminatlardan yararlanabilirler. Peki tazminat nasıl alınır? Bu tazminatların ne şekilde alınacağı da kişinin çalıştığı işe göre değişiyor. Çalışanlar iş yerlerinde 6 hafta boyunca normalde kazandıkları maaşı almaya devam ederler. Kanun gereği 7. haftadan itibaren maaş veya tazminat almaya devam edebilmek için ilgili kuruma başvuru yapmaları gerekir. İşverenlerse 6 hafta boyunca çalışanlarına yaptıkları ödemeleri geri alabilmek için kurumlara başvurabilirler. Serbest çalışanlar tazminatlarını direkt ilgili olan kurumlara başvurarak kendileri talep edebilir. Peki bu başvurular nereye yapılacak ve ilgili kurum derken neyi kastediyoruz? Bu kurumlarda eyaletlere göre değişebiliyor. Örneğin bazı eyaletlerde Sağlık Bakanlığı görevlendiriliyor. Bazı eyaletlerde ise farklı kurumlar görevlendirilebiliyor. Hangi kurumun sizden sorumlu olduğunu öğrenmek için IFSG Online diye bir site var. O sitenin linkini de bu videonun açıklama ve yorum kısımlarına koyacağız. Dileyenler oralardan girip bakabilirler. Tazminat başvuruları internet üzerinden yapılıyor. Çalışanı için tazminat başvurusunda bulunmak isteyen işverenler de her çalışan için ayrı ayrı başvuru yapmak zorundalar. Gelelim en önemli yerlerden birine. Peki, ne kadar tazminat alacaksınız? Bu da değişiyor, şartlara göre değişiyor. Karantina veya iş yeri kapanması durumunda ilk 6 hafta boyunca çalışanlar normalde kazandıkları ücretin tamamını alırlar. 7. haftadan itibaren hastalık parası, Krankengeld ödeneği yüksekliğinde tazminat verilir. Bu tazminat karantina sonlanana kadar alınmaya devam edebilir. Yani kita ve okulların kapanması durumundaysa şu şekilde oluyor. Tazminat çalışanın net maaşının %67'si oranında 6 hafta boyunca ödenir. Ancak tazminatın aylık 2016 avroluk bir üst sınırı var. Bunun dışında da sosyal sigorta primlerinin bir kısmı ödenmeye devam eder. Okul ve anaokullarının, kitaların kapatılmasından dolayı İş yerinin kapanması, karantina önlemleri gerekçeleriyle farklı linklerden başvuru yapmanız gerekiyor. Bu linklerin tamamını da açıklama ve yorum kısımlarına ekleyeceğiz. Oralardan dileyenler takip edebilirler. Diğer taraftan korona krizinden şiddetli biçimde etkilenen oteller ve restoranlar da zararlarını karşılamak istemeyen sigorta şirketlerine dava açmak için hazırlanıyorlar. Birçok işletme resmi makamların talimatıyla iş yerlerini kapattılar. Gelir kaybı oluşursa sigorta seçeneğini değerlendirmişlerdi. Bunun için sigorta yapmışlardı. 25 bin ile 40 bin arasında işletmenin
bu tip gelir kaybına karşı sigortalı olduğu tahmin ediliyor Almanya'da. Bazı sigorta şirketleri işletmecilerin bu zararlarını karşıladılar. Bazıları ise yapılan anlaşmalarda özellikle korona gibi işte virüs salgınından bahsedilmediğini öne sürerek maalesef bu zararları ödememek için ayak direttiler. Önümüzdeki günlerde korona depremi geçse bile ekonomik, siyasal, toplumsal ve hukuki artçı sarsıntılar dinmeyecek gibi görünüyor. Umarım yıkılan binaların altında yine işçiler ve emekçiler kalmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.